İrem Nurgel'in sunumlarını burada değerlendiriyoruz. Hanımlar, merhaba. Sedacığım, ne yapıyorsun? Sıfır Aslı Hanım. Diyorsun. Evet. Daha dur, bismillah, ne gördün? Bugün bütün gün bu sıfır onun yüzüne çarpacağım. Of, eyvahlar olsun. Önemli değil. Hadi bakalım, Allah güç versin sana. Amin inşallah. Biraz Seda Nur'la işimiz var. Yapacak bir şey yok Aslı Hanım. Evet, o zaman buradan başlayalım tabii yorumlara. Ki. Öncelikle soralım, ne ikram etmiş, ne hazırlamış evet, size? Evet, ne ikram etti bize İrem Nurcu? Bir kokteyl hazırladım size. Kızılcık diyorlar. Kızılcık. Kızılcık meyvesi, limon, soda bu şekil. Hatta içinde portakal da var. Öyle mi? Evet, tadından anlayabilirsiniz. C vitamini bol o zaman. Evet. Enerjimizi kaybetmeyelim diye sanırım enerjik karşılamak istemiş evet, bize. Bakın enerjimiz yerinde. Evet. Pastasını da yanına koymuş. Nasıl buldunuz? Merve'cim senden başlayalım. Ben beğendim. Hoşuma gitti. Karşılaması gayet güzeldi. Güler yüzlü karşıladı. Ayrıca bizim için buraya misafirleri getirdiği için de ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Güzelce oynadık, eğlendik. Sunumunu da güzel buldum ama bir Türk kahvesi olsaydı 40 yıl hatırı kalırdı, içimizde ısınırdı derdim. Evet, sizce bulunduğumuz işte limonata bile olurdu. Genelde düğünlerde, düğün salonlarında limonata veriyorlar ya. Limonata bile olurmuş aslında ama biraz renklensin istemiş sanırım. O yüzden böyle kızılcıklı falan bir şeyler yapmış. Evet. Tadı güzel ama ben tadını beğendim. Belki sunumu biraz daha süslü yapardı. Olabilir. Evet. Salon çok süslü olduğu için sunumla da birazcık daha abartmayayım dedim. Ha. Evet. O da bir düşünce tabii. Evet, o da onun tercihi. Evet, sen ne diyorsun tatlım? Karşılaması evet çok güzeldi. Eğlenceli, çok hoşumuza gitti. İkram? İkramları da yani sıcak bir şey ister çünkü üşüdük. Havada bugün biraz yağışlı, kapalıydı. Biraz sıcak çay falan bile olabilirdi belki. Yani kahve belki düşünmedim buraya uymadı diye ama sunumunu da pastayı daha güzel bir sunum hazırlayabilirdin. Dilim pastalar falan. Diyorsun. Çay kestik verse... yani demin o pastadan tamam, galiba. Çok şey kesmişler evet. Yani. Beğenmedi mi kesim şeklini? Tamam, ben garsonları uyarırım. Bir dahakini daha düzgün evet. Keserler. Peki. Biraz daha özenli olsunlar. Ve çay verseydim de bu sefer de çok basite kaçmışsın diyecektiniz bana. Yani bizi böyle çayı mi ağırlıyorsun? Çayı belki masada görürüz. Evet, masada göreceğiz tabii. Öyle mi? Bizi böyle mi ağırlıyorsun derdiniz ilk başta çay olabilir. Verseydim. Peki o zaman İrem Nurcuğum... Sıfırınla birlikte biz Seda'yı hiç sormaya gerek yok. Bence evimize geçelim. Aslan geçelim aslanım. Anlıyorum, onu yapmak istiyorum. Ha yapmadın sen. Ben yapmadım. Sıfır dedin. Beni nasıl unuttunuz? Hayatım sıfır deyince olay bitti. Arkadaşımızın karşılamasını beğendim. Ha. Ama sanatçılara beğendim yani. Seni beğenmediğim için sana sıfır. Elimde erdemaki gibi. Benim. Kuş kondurmak istemişsin ama kuşta da konduramamışsın. Nereye kondurmak istemişsin? Bize düğün limonatasıyla pasta mı verdin? Düğün limonatası değil canım bu. Kokteyl. Kızılcık kokteyli. Ben sevemedim. Zaten yüzümü de ekşitti. Ekşi mi geldi? Ekşi geldi aslında. Ekşiyi. Vitaminli vitaminli aslında güzel olur Seda. Pastane dilimin de doğru söyledi arkadaş. Yalnız kesmişler. O garsonlarına söyle düzgün kessinler. Sen gel ben bir dahakine sana düzgün kestireceğim. Ben evet. İstemem senin düğün salonuna gelmek. Ha. Ay bugün çok bir enerjiyim. Çok bir enerjiksin. O zaman bu enerji kaybolmadan evimize gidelim. Gidelim aslanım. Salonlu yorumlayalım. Hadi ben de hediyemi salonda takdim olur edeyim. Olur aslanım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi evimizdeyiz. Hadi.